Çocuğum bilgisayar ve cep telefonuna çok düşkün. Elinden bilgisayarını aldım, cep telefonu da aldım. Yaptığım bu davranış doğru mudur? Evet, aslında bilgisayar çağın problemi ve bugün birçok ülkede sağlık bakanlıklarına verilen çeşitli raporlarda, kurumların, üniversitelerin verdiği raporlarda bir numaralı sağlık sorunu olarak bu sosyal medya düşkünlüğü ve oradan çıkamama yatıyor. Tabii ki bilgisayara yönelik çocuklarınızın bu bağımlılığını engellemenin yolu onu çok iyi planlamaktır. Eğer çok bağımlıysa hemen elinden almamanızda fayda vardır. Bunu yavaş yavaş yapmanızda fayda vardır. Birdenbire aldığınız zaman çocuk kendisini sokakta, dışarıda bulacaktır. Bu konuda da bir sosyal medya bağımlılığıyla ilgili ihsas yapmış uzmandan yardım almanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Evde yalnız kalınca ders çalışamıyorum. Bu nedenle ailemde ters düşüyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet, bugün Türkiye'de görüş bildirildiğinde en çok yanlış yapılan konulardan bir tanesidir bu. Tabii bu konuda kendisini tam olarak yetiştirmemiş bir insandan görüş alırsanız. Ve siz buna çok dikkat edin. Değerli aileler, eğer bir çocuk ve sevgili öğrenciler, siz tabii ki evde yalnızken ders çalışamıyorsanız, sosyal ortamlı öğrenmelere yatkın olan dışa dönük bir karakter yapınız vardır. Ve siz o zaman arkadaşlarla grup içerisinde, kütüphanede, kurumun içerisinde öğrenme yolunu seçeceksiniz demektir. Bunun tam tersi, bazı öğrenciler de evde yalnız kaldığında çok iyi çalışır. Bu nedenmiş? Bu karakter özelliğindenmiş. Ona göre bir önlem alıp program yapmak durumundasınız. Pilotaj okumak istiyorum. Yurt dışında mı yoksa Türkiye'de mi okumalıyım? Vallahi şimdi bakın, bana kalırsa yurt dışında okumanda fayda var. Ama pilotajda biliyorsunuz yabancı dil çok da önemli. O sebepten dolayı hani gidip de bunun bir macera olarak yurt dışında okunması sana avantaj sağlayacak değil. Ülkemizdeki üniversitelerde de pilotaj okuduğunda çok rahatlıkla iş bulabiliyorsun. Ama ben özellikle değerli anne babaların, çocuğunuz pilotaj okuyor ama yükseklik korkusu var mı, İşte bu gibi uçaktan vesaireden bundan korkuyor mu, bunların analizini yaparak yola çıkın. Aksi halde yer hizmetlerine yönelmek zorunda kalır çocuk. Bu sebepten dolayı pilotajı öneriyorum ama bir araştırma yaparak yolunuza devam edin. Okumanızı da Türkiye'de öneriyorum özellikle. Hafızamız sınırsız mıdır? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bu soru ne işine yarayacak? Neden soruyorsun bu soruyu? Ben öyle bir giriş yapmak istiyorum. Bakın, hafızamız sınırsız bilgiyi alır ama hafızamızın sınırsız bilgiyi aldığı yer nerededir biliyor musunuz? Uzun süreli hafızadır. Siz önce çocuklar o kısa süre hafıza denilen, kısa süreli hafıza denilen bölgede bilgileri tutup o bilgileri bir tekrar ettikten sonra uzun süreli hafızanıza gönderiyorsunuz. Neden peki tekrar ediyorsunuz? Orada içinden doğru olanları, işinize yarar olanları seçiyorsunuz. Kısacası bir kişinin hafızasının sonsuz bilgiyi almasının kişiye sağladığı tek bir tane avantaj yoktur. Bunların peşinde koşmayın çocuklar. Öğretmenim, dinlerken dikkatimi veremiyorum. Ne yapmalıyım? Harika, genel, muhteşem bir soru. Biz bu soruyu takip eden programlarda da defalarca yayınlamayı düşünüyoruz. Ama bakın, burada çok dikkat edin. Eğer biz aşina olduğumuz, önceden bildiğimiz, ön fikir sahibi olduğumuz bir durumla, kişiyle, bilgiyle karşılaşırsak dikkatimiz tak diye ona odaklanır. İşte sevgili öğrenciler, mutlaka o günkü derse 5 dakika, 6 dakika hızlı bir göz gezdirmeyle sınıfa giderseniz öğretmenin anlattıklarını beyniniz mıknatıs gibi çeker. Kısacası dikkatli ders dinlemenin yolu ön çalışmayla, ön tanımayla derse gitmekten geçer. Bunu yaptığınız zaman dikkatinizin artacağını, konuları daha rahat anlayacağınızı göreceksiniz. Mutlaka yapınız.